Bundan önceki videolarda regresyon analizlerini kendi olanaklarımızla yapmış ama çoğu regresyon analizinin bilgisayar ya da hesap makinesi kullanılarak yapıldığından bahsetmiştik. Bu videoda böyle bir analiz bir bilgisayar tarafından yapıldığında neyle karşılaşacağımızı, bunu nasıl yorumlayacağımızı, regresyon doğrusunun denklemini nasıl bulacağımızı ve bize verdiği diğer bilgileri nasıl okumamız gerektiğini öğreneceğiz. E o zaman hadi bakalım… Cabbar, kafein tüketimi fazla olan öğrencilerin daha çok ders çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyormuş. Okulundan rastgele 20 öğrenci seçerek kafein tüketimlerini ve toplam kaç saat ders çalıştıklarını not etmiş. Veriyi grafiğe aktardığında doğrusal bir ilişki ile karşılaşmış. Aşağıda bilgisayar tarafından üretilen verinin en küçük kareler regresyon analizine ait tabloyu bulabilirsiniz demişler. Burada prediktör adı verilen verileri görüyorsunuz. Katsayılar, katsayıların standart hataları, t'ler, p'ler ve bir sürü rakam var. Sizce bunları kullanarak doğrusal regresyonun denklemini nasıl bulabiliriz? İsterseniz hemen değişkenlerle başlayalım. Y tahmin etmeye çalıştığımız şey yani toplamda kaç saat ders çalışıldı. Evet bu olsun. X de ders çalışılan saatleri açıklayan değişken ya da değişkenlerden biri olan kafein tüketimi. Evet kafein tüketimi olsun. Bunu miligram cinsinden ölçüyoruz. Bu durumda regresyon doğrusunun formu şapkalı y eşit Şapkalı y bunun doğrusal bir regresyon olduğunu yani belirli x değerleri için y değerinin ne olduğunu tahmin etmeye çalıştığımızı anlatır. Evet, eşittir m çarpı x artı b. M ve B'nin ne olduğunu bilgisayarın bize verdiklerine dayanarak bulmamız gerekecek. Bu tabloya baktığımızda ilk sütunda prediktörleri görüyoruz demiştik. Sabit ve kafein. Ve bu toplamda kaç saat ders çalışıldığını yani Y'yi tahmin etmeye çalışırken elimizde iki girdi değeri olduğu anlamına gelir. Sabit değer ve değişken yani kafein Y'yi tahmin ederken kullandığımız değerler öyle değil mi? Buradaki sayılar bunların katsayılarına aittir. Sabitin katsayısı sabitin kendisidir demek istediğim bunu x üzeri 0. terimin katsayısı olarak düşüneceğiz ve böylelikle de sabiti 2,544 olarak bulacağız. Kafeinin katsayısı ise x'in x'in kafein olduğunu biliyoruz. Bu da onun kat sayısı olduğuna göre m'nin yerine de 0,164 gelecek. Gördüğünüz gibi regresyon doğrusunun denk bulmuş olduk. Bilgisayar verilerinin ne kadar da faydalı olduklarını görüyorsunuz değil mi? Hemen yazalım. Şapkalı y eşittir 0,164 çarpı x artı 2,544. Regresyon doğrusunu bulduk. Peki ya diğer veriler? Onlar ne anlama geliyor? Bu noktada size çok da tatmin edici bir cevap veremeyeceğim çünkü diğer veriler çıkarımsal istatistikte kullanılan verilerdir. Mesela bu kadar iyi yerleşimi olan bir şeyi elde etmemizin şansa bağlı olma olasılığı burada r kare var. R'yi bulmak için bunun karekökünü almamız lazım. R eşittir karekök içinde 0.60032. Bu noktada sizce R bunun pozitif kökü mü yoksa negatif kökü mü olacak? Ne dersiniz? Neden diye soracak olursanız R'nin eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığını biliyoruz öyle değil mi? Buna cevap vermek için eğime bakmak lazım. Eğim pozitif olduğuna göre R'nin de pozitif olması gerekir. Eğim eğer negatif olsaydı bunun negatif kökünü alacaktık anlaştık mı? Bu düzeltilmiş R kare değeri ve elimizde iki değişkenli veri olduğunda yani buradaki gibi kafein ve toplamda kaç saat ders çalışıldı bunun hakkında çok fazla endişelenmemize de gerek yok. Toplamda kaç saat ders çalışıldığını açıklamak için daha fazla değişken kullanıldığında düzeltilmiş R kare değeri işin içine girecek ama dediğim gibi şu anda bunun için çok fazla endişelenmemize gerek yok. Son olarak bir de S değişkenini görüyoruz. Bu diğer videolarımızda gördüğümüz ayrıkların standart sapmasıdır. Bize regresyon doğrusunun veriye ne kadar uyumlu olduğunu gösterdiği ve tipik hatayı verdiği için de faydalı bir bilgidir. O halde bilgisayarların bize verdikleri veriler son derece faydalıdır. Hele ki neyin ne anlama geldiğini biliyor ve bu veriyi ihtiyacımız doğrultusunda yorumlayabiliyor isek.